İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız hisse seans kapanmadan yaklaşık yarım saat önce Konya Kağıt arkadaşlar. Konya Kağıt'a baktığımız zaman gün içerisinde yatay gibi gözüküyor. Şu aşamada herhangi bir ilişki gözükmüyor arkadaşlar. Yukarı yönlü bir hareket gözükmüyor. Şimdi direncimiz daha önce 45-44'müş. Direncimizi güzel bir şekilde aşmaya başarmış ama destek olarak da arkadaşlar şu aşamada bayağıdır uzun zamandır 46.11'i destek olarak kullanıyor. Bir sonraki direncimize baktığımız zaman yeni bir direnç oluşturmuş kendini. Onu da hemen çizelim. O direncimize yükselemediği bölge tam da şurası. 51.22'de arkadaşlar bizim için bir direnç mertebesi gösteriyor. Peki bunun dışında başka neremiz var? Daha önce kabaca arkadaşlar 36 lira 34 kuruştan değerlendirdiğimiz hissenin %342 olan potansiyeli şu aşamada %238 ki hala da yükselme potansiyeli var gözüküyor ama tabi düzeltmeyi eğer bitirdiyse düzeltme şu anda devam ederse en kötü ihtimalle kur 4.39'a kadar bir gevşeme söz konusu olabilir ama arkadaşlar buradan da devam ederse gayet de sağlıklı. Yani şu aşamada bir 44.39'a kadar biraz temkinli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Peki hedeflediğimiz bölge ne? Hedeflediğimiz bölge şu aşamada kabaca arkadaşlar hemen şöyle kontrol etmeye çalıştığım zaman 161 lira 54 kuruş bizim hedef olarak karşımıza çıkan bölge. Direncimiz 51.38, 59 ve 76.63. Desteğimize baktığımız zaman 46.11, 39.31 ve 25.08'de bizim için destek noktası. İçime koltuğuna baktığımız zaman yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 44.39. Bizim fiyatımız kaç? 47.60. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. O zaman içime olumlu, Bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacmimiz 1 milyon 700 bin not. Fiyat yükselirken hacim 4 milyon nota çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada Konka'da gayet de olumlu yükseliş trendini destekliyor diyebiliriz. Ve tanıtacağım hisselerden bir tanesi de arkadaşlar bu beğendiğim hisselerden onu da söyleyelim. Konka. Ve gelelim PC iletişim medya hizmetlerine. Arkadaşlar hisse hızlı bir şekilde yükselmiş. Bakın burada düşeni de kırmış. Hisse gayet güzel onayını da almış. Hedeflediği bölge 41.66 yükseliş trendi başarılı bir şekilde gidiyor. Şimdi endekste ciddi bir düzeltme olmasa bu da aşağı yönlü hareket etmeyebilir arkadaşlar ama tabi dikkatli olmakta fayda var. Diğer indikatörlerimiz ne diyor onu da hep beraber biraz sonra bakmaya çalışacağız. Şimdi Fibonacci seviyesine baktığımız zaman şöyle tepe noktasının kabaca 41.44 olduğu dip noktasında 15.95 olduğu bölgede bizim için hedeflenen fiyat arkadaşlar şu aşamada 83 lira 11 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da potansiyel kar getirisi ne olabilir? Bunun potansiyel kar getirisini hemen şöyle çizmeye çalışalım. Bakın şöyle bir görüntü arkadaşlar. Bakalım nereye kadar götürecek bizi. Hemen şöyle 83 lira pardon hemen bakalım 83 lira 11 kuruş civarında arkadaşlar. Bizim şu anda %134 bir kar potansiyelimiz var gözüküyor. Direnç 35.98, 41.66, hedeflediğimiz fiyat 83 lira civarı. Destek olarak da elimizin altına birkaç tane destek oluştu. Desteklerden bir tanesi düşemediği bölge 31.05. Onun dışında arkadaşlar yakınsa yapmayacağım. Evet yakın onun için yapmayacağım. Sadece şunu yapsak yeterli arkadaşlar. Yani diyeceğimiz destek olarak 31.05 arkasından 24.20 ve 22.33 ve köprüden önceki son çıkışta 15.94 olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Gelelim Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku ultuna baktığımız zaman bir defa yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 29.20. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 35.04. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor ama Bollinger bandının üst noktası 34.62 arkadaşlar normal fiyatımızın çok çok üstünde. Yani pardon fiyatımız normalde bunun çok çok üstünde. Bu da ister istemez aşağı doğru bir düzeltme riskini arttırıyor. Dikkat etmekte fayda var. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimiz 1 milyon notken tepe noktasındaki hacim 2 milyon 300 bin. Buradan görebileceğimiz kadarıyla arkadaşlar hisse bir defa düzeltme yapacak. Ondan sonra tekrar yukarı doğru bir hamle gerçekleştirme ihtimali artıracak gibi gözüküyor. Genel görüntü bu P-Silt'te. Peki P-Silt'ten sonra arkadaşlar Kutbo'ya bakalım. Kutbo bizim için ne diyor? Hemen Kutbo'yu da bir kontrol edelim. Kütahya Porselen. Şimdi Kutbo'ya baktığımız zaman arkadaşlar hissenin şu andaki değeri karşılığı hemen şöyle bakalım. %158 bir potansiyeli var. Şöyle baktığımız zaman biraz küçültelim hemen şöyle. Evet otomatiğe alalım. Hisse arkadaşlar daha önce biz bunu 48 lira civarında değerlendirmişiz ve şu aşamada kabaca %131 kar potansiyeli var diye bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hissenin şu aşamada küçük çanağa göre hedeflediği bölge arkadaşlar kabaca 125 lira. Büyük çanağı şu aşamada hesaba katmamak lazım. Büyük çanağı 70 liraya geçince hesaba katmakta fayda vardır diye söyleyebiliriz. Peki %131 kar potansiyeli var. Peki hissenin direnç ve desteklerini kontrol ettiğimizde bir defa 50 direncine takılmıştı arkadaşlar. Ondan sonra destek olarak kendine yeni bir yer bulduktan sonra tekrar yukarı atmış gibi gözüküyor. Bakın desteğimiz şu aşamada 45.10. Onun altında bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Hemen şurayı da kontrol ettiğimizde desteğimiz 50.83, 45.10 ve 37.61.
Direnç olarak da arkadaşlar 54.10 direnci gayet sağlam çalışmış ama tabii bunu ne yapacağız? Güncelleyeceğiz. 55.02 direnç olarak karşımıza çıktı. Bir sonraki direncimiz 59.96. Tepe noktası olarak da arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor? Hemen şurada aynı zaman direnç ve hedef noktası olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. 71.04 de bizim için hedef ve direnç noktası olarak karşımıza çıktı. Gelelim bunun dışında arkadaşlar Ichimoku Bollinger Hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 50.12. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Kapanışı yaklaşık yarım saat kala 53.50. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyoruz? Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Bakın dip bölgesindeki ortalama hacimimiz kaçmış? Şöyle kontrol ettiğimizde 403.000 notken fiyat yükselirken ortalama hacmin artması arkadaşlar 440.000. Yani neredeyse hacim arkadaşlar %10 civarında bir artış göstermiş. O zaman fiyat artarken hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim gayet de olumlu bir görüntüyle karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz Kütahya Porselen'de. Ve Kutlu'dan sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz Gürsel. Gürsel bugün arkadaşlar taşımacılık bir açıklama yaptı. Bu gelen fiyatların bize hiçbir etkisi yok diye karşımıza çıktı. Olumlu mu arkadaşlar? Evet bizim için olumlu. Neden? Adam öyle bir sözleşme yapmış ki anladığım kadarıyla attığı kapta bu yakıtlara gelen yüzdelik zamların bizde hiçbir şey yok. Biz bunları mutlaka yansıtacağız tarzına bir haber olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buradan bizim için hedeflenen bölge neydi ve nereye kadar gidebilir ki? Baktığımız zaman hedeflenen bölge bizim için karşımıza 37.90'lar civarı bir hedeflenen bölge var gözüküyor. Peki geçmiş mi arkadaşlar? Geçememiş daha şu aşamada ama yeni bir direnç oluşumu karşımıza çıktı. Bakın şu direnci tabii ilk önce şunu şöyle yapmak lazım. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde yeni bir direncimiz yükselemediği bölge direnç kabul edersek 24.55. Destek olarak da arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor onu hemen şöyle yapmaya çalışalım. Destek olarak da düşemediği bölge arkadaşlar hatta şu son 4 güne baktığımız zaman 22.46. Akabinde de arkadaşlar şurada bir tane şunlar çok karışmış hemen şöyle yapalım. 20.35 16.68'de bizim için destek noktası karşımıza çıktı. Hissede arkadaşlar hızlı bir gidiş var gayet de güzel düzeltmelerini ufak ufak yapmış ama neticede çok ciddi bir düzeltme yapmamış. Ola ki endeksin düzeltmesine biraz hızlı geri çekilme olasılığı olabilir. Ha, kötü mü değil arkadaşlar. Yani düzeltme yapması her zaman sağlam yükseliş anlamında işimizi kolaylaştırıyor. Ichimoku Bollinger hacmi hakkında değerlendirelim. Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 20.71 ki 20 günlük hareketli ortalama aynı zamanda. Bunun üzerine kapatması bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişten destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz 1 milyon lot. Fiyat yükselirken hacim arkadaşlar 1 milyon 700 bin lot. Yani fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin de artması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Ichimoku, Bollinger ve hacim hepsi beraber olumlu yükseliş trendi destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Gürsel'den sonra arkadaşlar diğer bir hissemiz hangisiymiş hemen onu da kontrol edelim. PEGÜ arkadaşlar hemen Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yanlış hatırlamıyorsam bir kontrol edelim bakalım nedir ne değildir diye. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi arkadaşlar hissenin bir defa 8.35'te bir direnci var. Gayet de güzel. Direncine zaten 5 gün önce gitmiş, vurmuş kafayı bir geri çevirmiş. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar destek olarak elimizin altında 5.93 desteğimiz var. Onun altında 3.98 desteğimiz de karşımıza çıktı. Hisse de çok böyle hani net bir şekilde yukarı veya aşağı demeyin biraz şansımız biraz zayıf gibi gözüküyor. Çünkü hisse şu aşamada arafta geziyor. Yukarı mı çıksam aşağı mı düşsem diye bir cebelleşip durdu. Peki gelelim Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 6.74. Bizim fiyatımız 7.10. Seansın kapanmasına 20 dakika kala. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış? Şöyle kontrol ettiğimizden 4 milyon 500 bin not. Fiyat aşağı düşerken hacim 8 milyon ortalamaya çıkmış arkadaşlar. Bu da bizim için biraz sıkıntılı. Yani fiyat yükselirken hacmin artması iyi ama fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için beklentiydi. Biraz bu tam tersine bir durum söz konusu. Bu da bizim için biraz olumsuz olarak karşımıza çıktı. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacmimiz şu aşamada Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim Dagi'ye arkadaşlar. Dagi bizim için ne diyor? Hemen bir kontrol edelim bakalım.
Dagi'yi kontrol ettiğimizde arkadaşlar Dagi giyim sanayini hissede bir defa düşeni kırmış. Yukarı yönlü bir hareket içime okulduğun üzerine ve hacimli bir şekilde çıkmış. Bunlar bizim için olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir nokta. Bunun dışında şu karmaşıklığa bir yol açanlar hepsini silelim. Düşeni kırdığı için üstteki mavi direnci sileceğiz arkadaşlar. Direnç olarak da elimizin altında daha önce 6.82 varmış. Bu direnci de bir defa siliyoruz. Hatta desteği yönlendirelim. Bunu destek olarak şu anda elimizin altında 6.99. Onun altına baktığımız zaman 5.51. Onun altına baktığımız zaman 5.30 desteğimiz var gibi gözüküyor. Direnç olarak elimizin altında sadece 7.59 olarak karşımıza çıkan bir direncimiz, 7.95 olarak çıkan bir direncimiz var gözüküyor. İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirdiğimiz zaman İçimoku da arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış 6.43. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 7.33 ki Bollinger bandının orta noktasının çok çok üstünde. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesine hacim 1 milyon 700 bin not. Fiyat yükselirken ki hacimiz 5 milyon not. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. O zaman hem İçimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada Dagi giyim sanayinde olumlu diyelim ve gelelim son iki hisseden bir tanesini arkadaşlar Derim'e bakalım. Derim bizim için ne diyor? Derim'i kontrol ettiğimizde arkadaşlar Derimot konfeksiyon sanayine ise bir defa uçuşa geçmiş. Bu uçuşa geçmesinde mutlaka bir inişi olacaktır ki inişinde ne zaman görürüz bilmiyorum ama ciddi anlamda bir değer kazanımı söz konusu. Hatta Bollinger bandının etrafını 2-3 defa yoklamış ki bu düşüşlerde arkadaşlar artık normal ne diyeceğiz. Bu kadar yok çok yukarı çıkarsan bu kadar hızlı aşağı inersin diye bir söz söyleyebiliriz. Bir defa gap boşluğunu doldurmuş. Burada bir yataylık söz konusu. Bakın geçmişte de bir yataylık var. Tekrar yukarı çıkmış. Bu kadar hızlı bir şekilde çıkması aslında çok da iyi değil arkadaşlar. Yani küçük yatırım için iyi değil. Sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Çünkü adam nereden alıp nereden satacağını bilemezse sıkıntı olabilir. Şimdi destek noktası olarak elimizin altında iki tane desteğimiz olacak. Bir tanesi dün ve bugün düşemediği bölge 15.06. Bir de onun altında arkadaşlar bir tane daha desteğimiz var. O da 12.88. De şunu güncelleyeceğiz. Evet. Destekler arkadaşlar şöyle bakalım. Direncimiz 18.02. Desteğimiz 15.06, 12.88 ve 9.09. Bunun dışında arkadaşlar İçimoku Bollinger hacim hakta bakalım. İçimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 12.73. Bizim fiyatımız kaç? 15.42. Yani Bollinger bandının orta noktasının çok üzerinde olduğu için bizim için olumlu. Hacime baktığımız zaman tepe noktasındaki ortalama hacimiz kaçmış? 7.300.000 not. Fiyat düşerken hacim 4 milyon düşmüş ki gayet de sağlıklı bakın. Fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi herkesin de arayıp da bulamadığı bir durum. O zaman İçimoku, Bollinger ve hacim şu aşamada gayet de olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatla bunları söyleyebiliriz. Ve son hissemize geldiğim zaman arkadaşlar DZGYO'ya bakalım. Hemen nedir ne değildir bir kontrol edelim arkadaşlar. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi hissede arkadaşlar bakın güzel bir çıkış yakalamış. Arifesinde gayet güzel düşeni kırmış. Arkasından trendin üzerinden gidiyor. Her şey gayet de güllük gülistanlık. Şu aşamada hissenin arkadaşlar desteğini, desteği düşemediği bölgeleri bir destek olarak kabul edelim. Bakın bir tane desteği arkadaşlar şurada. Son 4 gündür 5 gündür düşemediği bölge 3.41. Onun altında bir destek daha yapacağız arkadaşlar. Orası da son 10 gündür düşemediği 3.25. Aşağıda 2.62 ve 2.40 da bizim için destek. Direnç olarak da elimizin altında 3.73 direncimiz var. Ve tepe noktası olarak da 4.86 tepe noktamız var. Bunun dışına baktığımız zaman bir Fibonacci çanak muhabbeti yaptığımız zaman da arkadaşlar 2.40'ın dip arkasından baktığımız zaman 4.80'in direnç olduğu bölgede bizim için hedeflenen bölge arkadaşlar şu aşamada kabaca ne kadarmış hemen şuradan bulmaya çalışalım. Kabaca arkadaşlar 8 lira 89 kuruş bizim için hedeflenen bölge olarak karşımıza çıkıyor. Potansiyel getirisi ne olabilir bunun potansiyel getirisi arkadaşlar? %156 bir potansiyel getirisi var diyebiliriz. Tabii şu aşamada bu orta vadeli bir yorum. Peki arkadaşlar destekleri ve dirençleri söyledik. Hisse şu aşamada açıkçası ciddi bir düzeltme yaparsa ki 3.25'e kadar bir geri geliş bizim için tadından yenmez bir durum yaratabilir. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ve gelelim bunun dışında İçimoku Bollinger ve hacim olarak değerlendirmeye. İçimoku butuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 3.17. Bizim fiyatımız kaç? 3.48. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz kaçmış? 4 milyon 157 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim kaç çıkmış? 11 milyon nota. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. O zaman hem İçimoku hem Bollinger hem hacim olumlu. Gayet de güzel bir hisse arkadaşlar düzeltmesini yaparsa. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.